atıyor ve bundan sonra da atmaya devam edecek. Onun için diyorum ki iktidarla esneme olmaz, yumuşama olmaz, gevşeme olmaz. Kararlı bir tavır içerisinde milletin hakkını, hukukunu korumak için mücadele olur. Tabii ki demokratik yollardan. Gelelim etki ajanlığı yasasına. Şiddetle itiraz ettik. Bu yasa yanlış dedik. Böyle bir yasayı kabul etmiyoruz ve bunun üzerine geri çekelim dediler. Çünkü parlamentoda da çok net bir tavır koyduk ve daha sonra dediler ki ama buna benzer ihtiyaçlarımız var. Peki mevcut yasalar sizi hakikaten tat Admin etmiyor mu? Açık nedir? Eksik nedir? Bunu izah etmeye çalıştılar. Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bürokratlar geldi ve dediler ki ihtiyaçlarımız bunlar. Şimdi bütün gruplar yani parlamentodaki bütün gruplar kamuoyunda bizleri rahatsız eden acaba gazeteciler veya konuşanlar alınıp götürülecek mi diye korktuğumuz ve kaygı ettiği kaygı duyduğumuz şeyleri de dışarıda bırakacak şekilde bir teklif getirilecek. Eğer bu teklif bizim arzu etmediğimiz boyutta olursa veya Türk kamuoyunun veya Türk toplumunun, Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılamayacaksa aynı itirazı orada da koyacağız. Ama şu anda bir teklif yok, şu anda uzlaşılmış bir metin yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu özet için devam edeceğiz lütfen. Tekrar teşekkürler. Grup Başkan Vekilliği, Nöbetçi Grup Başkan Vekilliği görevinizi e, e, bizim için birkaç saatliğine bırakıp Ankara stüdyomuza koştuğunuz için tekrar teşekkürler. Gamze Tabii Hanımcığım. küçücük bir not ekleyeyim. Buyurun. Küçücük bir not ekleyeyim. Bakın... E İçişleri Bakanı'na söyleyecek, eski İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya söyleyecek çok lafım vardı. Değerlendirme yapacak çok konu vardı. Çünkü e, onun da bende bir helalleşmesi lazım. Onun İçişleri Bakanı olduğu dönemde ben uluslararası bir terörist olarak Kırmızı Bülten'le aranmış biriydim. Bunları açık açık konuşacaktım. Bana Kırmızı Bülten çıkartırken Kırmızı bülteni olanları nasıl getirdin, de pasaport verdin diyecektim. Ama sizin yayınınız o kadar önemli ve değerliydi ki bunları bir kenara bıraktım. Başka bir bahara erteledim, koştum geldim. Ama bu çok önemli bir konu. Gerçekten bunu konuşmanız gerekir. Ee, umarım başka bir fırsat olur. Mutlaka siz o iade itibari... Olacak hiç merak etmeyin. Elbette olacak. O adaleti e, yerine getirmek için gerek... Sürt ortamdan kurtulabilmenin tek yolu bu ceberrut düzenden, bu tek adam rejiminden kurtulmak. Günlerdir bu konuyu tartışıyoruz. Ne yapmış bu teğmenler? Yasal olarak yapmaları gereken yemini etmişler mi? Evet etmişler. Bir itaatsizlik var mı? Bir düzensizlik var mı? Yok. Program bitmiş mi? Bitmiş. Artık program dağıldı diye az önce Türker Paşa'm ifade etti. Erdoğan'a tekmili verilmiş. O da oradan ayrılmış mı? Ayrılmış. Peki ne yapmışlar ondan sonra? Bir meydanda toplanmışlar. Peki toplandılar da suç mu işlediler? Ne söylediler orada? Dediler ki biz Atatürk'ün askeriyiz. Biz bu ülkeye bağlıyız. Bu ülkenin değerlerine bağlıyız. Atatürk'ün bize yıldır... armağan etmiş olduğu değerlere bağlıyız. Turan Bey 30 yıldır söyleni söylediler. 30 yıldır. Geliyorum ona da doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Ve şunu demişler, biz bu ülkeye göz diken düşmana karşı canımızı feda etmeye hazırız. Ülkenin birliği bütünlüğü için buradayız. Hayata atılıyorlar, mesleğe atılıyorlar. 5 yıl boyunca... Az önce Türker Paşa'm ifade etti. Ben de bugün mecliste ifade ettim. 5 yıl boyunca 10 üzerinden 10 almış disiplininden. Hiçbir disiplinsizlik yapmamış. Son derece başarılı ve orada ritüellerde kullanılan, seremonilerde kullanılan, törenlerde kullanılan bir kılıçla bir ritüel yapmışlar. Ortada ne var? Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Ve bakın, bunların hepsi Anadolu'dan süzülüp gelmiş pırıl pırıl gençler. Bu ülkeye bağlı, bu ülkeye sadık, Atatürk'ün ilkelerine bağlı ve bu ülkenin istikbali için, bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için ve bu ülkede demokratik hukuk devletinin devamı için, layık bir düzenin devamı için canını vermeye hazır pırıl pırıl vatan evlatları. Niye bunlardan rahatsız oluyorsunuz? Niye rahatsız oluyorlar biliyor musunuz? Bir, az önce Gamze Hanım söyledi, kadınlar ön plana çıktı ilk defa. Bundan rahatsızlar. İkincisi, ikincisi, eğer orada biz Erdoğan'ın askerleriyiz demiş olsalardı bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı. Ya ben buna inanmak Ve Erdoğan, istemiyorum Sayın Çömezler gerçekten ya bu nasıl bir... Ben de inanmak istemiyorum bakın üzgünüm bunu söylerken Kesin. absürt bir şey söylüyorum sıra dışı bir şey söylüyorum ama maalesef bu bir realite Türkiye'nin geldiği nokta bu. Ve maalesef maalesef bakın biz parlamentoda vazifemizi yapmadan önce anayasaya bağlı kalacağımıza yemin ediyoruz. Bakanlar anayasaya bağlı olacaklarına yemin ediyorlar. Cumhurbaşkanı ona keza. Fakat bu ülkede artık Erdoğan'a bağlı kalınacağına teminat veren bir yapı isteniyor. Bir daha söylüyorum, bir yapı isteniyor. Bürokratlar artık AKP'nin bir parçası gibi çalışıyorlar. Valiler maalesef AKP'nin il başkanı gibi çalışıyorlar. Biraz sonra geleceğiz Niğde'deki olay. Oradaki e, bulunan müdürün nereden geldiğini biliyor musunuz siz? Niğde'deki il müdürünün sosyal hizmetler il müdürünün AKP ilba, ilçe, e, il başkanlığından geliyor. AKP Buyur. gençlik kollarından geliyor. Buyur. Herkes bize itaat etsin istiyorlar. Herkes bizim düşündüğümüz gibi düşünsün. Bizim yaşadığımız gibi yaşasın istiyorlar. Ve anayasayı maalesef hiçe sayan bir anlayışla biz karşı karşıyayız. Bakın bu gençlerin hepsi. Ben tıp okudum. Türker Bey Askeri eğitimin ne olduğunu hepimizden daha iyi biliyor. İnanılmaz zor bir eğitimden geçmişler. Sadece bilimsel ve akademik eğitim değil, fiziki eğitimden de geçmişler. Bir disiplin eğitiminden de geçmişler ve hepsi inanılmaz bir başarıyla bütün sınavları başarıyla geçerek biz bu ülkeye hizmetkarız, bu ülkenin teminatınız diye ortaya çıkmışlar. Ne istiyorsunuz bu pırıl pırıl gençlerden siz? Zorunuz nedir? disiplinsizlikmiş. Ne yapmışlar disiplinsizlikte? İtaatsizlik mi yapmışlar komutanlarına? Erdoğan'a saygısızlık mı yapmışlar? Dinlemiyoruz sizi mi demişler? Bu yemini tanımıyoruz mu demişler? Hepsini yapmışlar. Ondan sonra da tören bitmiş. Artık normal Tören dışındaki proses başlamış, normal gündemlerine dönmüşler, bir futbol sahasında toplanmışlar ve az önce Türker Bey'in ifade ettiği gibi yıllardır yapılan, bugün Milli Savunma Bakanı'nın da etmiş olduğu yemini tekrar etmişler. Ne yapmışlar Allah aşkına? Peki. Geçtiğimiz haftalarda bu teğmenlerden bir tanesinin babası yolumu kesti Özlem Hanım. Dedi ki Turan Bey ne yaptı benim oğlum dedi. Ne kabahati var benim oğlumun. Ben dedi tarlamı sattım, traktörümü sattım. Bu çocuğun yüreğinde Allah korkusu var, vatan sevdası var, millet aşkı var, bayrak tutkusu var. Devletine bağlı, milletine bağlı, Atatürk'üne bağlı ne kabahati var benim çocuğum dedi. Bu millete bu tırapmaya ne hakkınız var sizin? İlla herkes sizin dediğiniz gibi mi olacak? Herkes illa sizin istediğiniz gibi mi yaşayacak? Kurallara uymuş, anayasaya uymuş, sınavları geçmiş. Olur mu böyle bir şey? Ben buradan Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum. Benim muhatabım şu anda kendisi. Bir milletvekili olarak muhatabım kendisi. Bak Sayın Bakan, eğer bu gençler tasfiye edilecek olurlarsa, ordudan atılacak olurlarsa ne demişti Erdoğan? 30 olur, 50 olur. Temizleyeceğiz. Yahu Sayın Erdoğan nereden temizliyorsun bu gençleri Allah aşkına? Bu gençler düşman ordusuna karşı canını feda etmek üzere ortaya çıkmış gençler. Temizleme lafı kullanılır mı? Bunu nasıl içine sindiriyorsun? Nasıl yakıştırıyorsun bu gençlere bu ifadeyi? Tekrar dönüyorum Milli Savunma Bakanı'na. Eğer bu gençler Atılacak olurlarsa, tasfiye edilecek olurlarsa ve bunun altında senin imzan olursa, senin hayatın boyunca etmiş olduğun yemin, askerlerine ettirmiş olduğun yemin ettikleri için ondan dolayı ordudan atılacak olurlarsa tarihin kara sayfalarında yer alacaksın, Aynı. sayın milli savunma bakanı. Aynı. Burada senin sorumluluğun var, açık söylüyorum, doğru yönlendirmen gerekiyordu. Erdoğan'ı doğru yönlendirmen gerekiyordu. Komutanları doğru yönl